Yazar Örvin Yalom Kitap Günübirlik Hayatlar Bölüm 6 Hiç değilse çocukların için toparlan Ben ölüme uğrayamadığım için o nezaket edip uğradı bana. Astrid'in anevrizma patlaması nedeniyle öldüğü haberini aldığımda Emily Dickinson'ın bu mısralarla açılan şiiri aklıma gelmişti. Astrid ölmüş mü? Imkansız ele avuca sığmaz bir yaşam enerjisi olan Astrid'i ardı ardına atlattığı trajediler bile durduramamıştı. Öyle kabına sığmaz bir insandı. Şimdi sonsuza kadar durulmuş muydu yani? Hayır, bu düşünce hiç aklıma yatmıyordu. On yılı aşkın bir süre zarfında kendisi de bir terapist olan Astrid'in hem süpervizörü hem de terapisti olmuştum. Zamanla samimiyetimiz artmıştı. Ailesi beni İki hafta sonra mahalledeki bir toplum merkezinde Astrid'in anılacağı, yaşamının kutlanacağı bir organizasyona davet edince hemen kabul ettim. O gün takım elbisemi giydim, kravatımı taktım. Tam bir Kaliforniyalı olan şahsım için son derece ender bir durum ve tam öğle vaktinde mekana vardım. Diğer 200 davetli gibi ben de şampanya ve ordövrlerle karşılandım. Çiçek yoktu, Siyah hiçbir şey yoktu. Gözyaşları veya asık suratlar da yoktu. Benim haricimde takım elbiseli ve kravatlı kimse görünmüyordu. Çok geçmeden muhtemelen Astrid'in torunlarından biri olan küçük bir çocuk kalabalığı yararak ilerledi ve elindeki megafonla ''Lütfen yerlerinize geçin, tören başlamak üzere.'' diye anons etti. Ardından Astrid'in yaşamını anlatan 40 dakikalık derli toplu bir film izledik. Bu filmle yaşamının çeşitli kareleri arasında bir yolculuğa çıktık. İlk başta henüz daha ufacık bir bebekken babasının kucağına çıkmış, gözlüğünü çekiştiriyor ve neşeyle inceliyordu. Hemen ardından Astrid'in kollarını iki yana olabildiğince açmış halde annesine doğru ilk adımlarını atışını gördük. Sonra Astrid'i eşeğe kuyruk takma oyunu oynarken, ergenliğinde Hawaii'de sörf yaparken, Vassar mezuniyetinde son düğününde gelinliğiyle üç defa evlenmişti. Yüzünde güller açarken karnında bebeğiyle ve çocuklarıyla frizbe oynarken gördük. Nihayetinde de içimi acıtan, gözlerimi yaşartan o son kareye geldik. Astrid ani ölümünden hemen önceki gün 6 yaşındaki torunuyla neşeyle vals yapıyordu. Film sona erdiğinde karanlıkta bir süre sessizce oturduk ışıkları açmalarına üzüldüm çünkü kimse ne yapacağını bilemiyordu. Aramızdan cesur biri bir alkış başlattı ve hemen diğerleri de ona katıldı. Keşke geleneksel, dini bir cenaze töreni olsaydı diye düşündüğümü hatırlıyorum ki bu düşünce aslında kafa yapıma hayli aykırıdır. Ama o an din adamlarının yönetiminde belli bir nizam içinde işleyen bilindik cenazeleri aramıştım. Şampanya ve ordövlerle başlayan ve ağlama imkanı tanımayan bu cenaze müsveddesinde insan nasıl davranmalıydı? Aralarında kısa bir süre tartıştıktan sonra Astrid'in üç çocuğu ve beş torunu topluca bir mikrofonun önüne geçtiler ve sırayla anılarını anlatmaya başladılar. Hepsi çok iyi hazırlanmıştı ve gayet güzel konuşmalar yaptılar. Beni en çok etkileyen ise büyük anne Astrid'in arkalarından sessizce yaklaşıp bir yapboz veya scrabble kutusunu sallayarak onları oyuna davet ettiğini anlatan 8 yaşındaki kız oldu. Bu bir cenazeden ziyade yaşam kutlaması olduğu için dördüncü çocuğu Julian'dan hiç bahsedilmemesine şaşırmıştım. Julian 16 yaşındayken bir golf sahasına çarpan yıldırım nedeniyle ölmüştü. Terapide bir yılı aşkın süre boyunca Astrid'in bu ölümle uzlaşabilmesi üzerine çalışmıştık. Daha sonra Astrid'in arkadaşları sırayla söz aldılar ve kendi anılarını paylaştılar. İki saatin ardından salona yeniden sessizlik çöktü. Birinin çıkıp kutlamanın, kutlamanın bittiğini söylemesini bekledim. Ne var ki Astrid'in üçüncü ve son eşi Vali konuşma yapmak üzere ayağa kalktı. Buna oldukça şaşırmıştım. Çünkü insanın eşinin ölümünün üstünden henüz bir iki hafta geçmişken kalabalığın karşısında böyle bir konuşma yapabilmesi bana çok uzak gelmişti. Ben olsam kafamı bile kaldıramazdım diye düşündüm. Vali'yi dikkatle inceledim. Onu yıllarca Astrid'den dinledikten sonra şimdi kanlı canlı karşımda görmek tuhaf bir histi. Hastaların eşleriyle tanışmak beni hep şaşırtmıştır. Neredeyse her defasında kaç seans boyunca dinlediğim kişiyle bu insanın ne alakası var diye hayretle sormuşumdur kendime. Vali yıllarca kafamda canlandırdığımın aksine uzun boylu, yakışıklı ve zarif bir adamdı. Astrid onun 70'li yaşlarında bile her sabah 6'da ofisine gidip borsanın açılış ziline hazırlanan adeta yatırım fonlarıyla evli bir adam olduğunu söylerdi. Ayrıca hafta sonlarını da ya denize açılarak ya da 8 metrelik yelkenlisini tamir ederek geçirdiğinden ortalıkta olmazdı. Astrid ne zaman bir yelkenli ve hatta bir yelkenli fotoğrafı görse midesinin bulandığını anlattığında birlikte gülüştüğümüzü hatırlıyordum. Oysa şu an karşımda olan Vali hiç de işte böyle ortalıktan kaybolmaya meyilli bir insana benzemiyordu. Astrid'i uğurlamaya geldiğimiz için hepinize teşekkür ederim diye başladı söze Vali. Aramızda Astrid'in meslektaşları da var. Bildiğiniz gibi o öğretmeyi çok severdi. Bu doğrultuda ben de onun mirasını devralarak size Astrid'in kaygıya karşı en büyük silahını öğretmek istiyorum. Yumurta salatalı sandviçler. İrkilmiştim. Yapma bunu Vali. Astrid öleli daha 10 gün oldu ve sen tutmuş bize J. o taklidi yapıyorsun. Astrid çocukken diye çekinmeden sürdürdü sözlerini Vali. Herhangi bir şey üzüldüğünde annesi onu teselli etmek için yumurta salatalı sandviçler yaparmış. Tost makinesine basılmış, beyaz ekmeğin arasına yumurta, mayonez, kereviz ve biraz da kırmızı biber. Marulsuz. Astrid bunun kendisinde valyum etkisi yaptığını söyler ve tavuk suyuna çorbadan dört buçuk kat daha etkili olduğunu iddia ederdi. Akşam eve gelip mutfağa girer girmez mutlaka mutfak lavabosuna göz atardım. Eğer içinde yumurta kabukları varsa kendimi en kötüsüne hazırlamam gerektiğini anlardım. Çevreme bakındım, gülümseyen yüzler vardı. Benim haricimde herkes... Wain'in ortamı neşelendirme çabalarını ayak uyduruyordu. Bir an kendimi yalnız hissettim. Sanki bunu ciddiye alan tek kişi benmişim gibi geldi. Sonra burada aykırı kaçan kişinin ben olmadığımı, aksine Astrid'i asıl be benim en iyi tanıdığımı kendime hatırlattım. Tüm bu organizasyon boyunca duygularım konusunda kararsız kalmıştım. İlk başta konuşmacılar Astrid'le olan özel ilişkilerini anılarını paylaşırken onun yaşamında çok özel bir yerim olduğunu bilerek şişinmiştim. Ne de olsa her şeyin iç yüzünü bilen gerçek Astrid'i tanıyan tek kişi ben değil miydim? Ama saatler ilerledikçe ve mikrofonu eline alan yakınlarını birer birer dinledikçe tereddüte düşmüştüm. Belki de sandığım kadar ayrıcalıklı bir yerim yoktu. Yine de yıllarca haftada bir saati paylaşmıştık onunla. Gerçek şeylere erişimim vardı. Korkularını, arzularını, en gizli düşüncelerini, fantazilerini ve rüyalarını dinlemiştim. Peki tüm bunlar, onu gülümseten şeylerden daha mı gerçekti? En çok hangi arkadaşlarını seviyordu mesela? Neler yemekten hoşlanırdı? En sevdiği film, kitap, mağaza, yoga duruşu, şarkı, dergi, oyun, atıştırmalık veya dizi neydi? Peki ya eşiyle veya arkadaşlarıyla aralarındaki espriler, sadece seviştiği adamların bildiği cinsel sırlar, özellikle de Astrid'i arkasından sessizce yanaşarak oyuna davet ettiği torunundan daha iyi tanıyıp tanımadığımı merak ediyordum. Evet, sanırım bana haddimi bildiren bu çocuk olmuştu. Bu çocuğun konuşması sayesinde Astrid'in bazı yanlarını tanımama rağmen aslında Hakkında hiç bilmediğim pek çok şey olduğunu fark ettim. Astrid'le 10 yıl önce tanışmıştık. Birkaç hastası için benden destek almak istemişti. 50 yaşındaydı. Uzun yıllardır terapist olarak çalışıyordu ama hala becerilerini geliştirmeye uğraşıyordu. Çok iyi bir öğrenciydi. Çabuk kavrayan, empati becerisi gelişmiş, zeki. Ona destek vermek benim için zevkti. Bu kadar harika klinik içgüdülere sahip bir öğrenciye nadiren rastlanırdı. İkinci yılın sonuna doğru Roy isimli alkolik bir genç hastasından bahsetmeye başladığımızda aramızdaki ilişki değişti. Astrid kendinden hiç beklenmeyecek bir biçimde bu hastaya aşırı ilgi gösteriyordu. Gece geç saatte bile olsa Roy onu her aradığında telefonlarına yanıt veriyor gün içinde hatta başka hastalarla görüşmedeyken bile sık sık onu düşünüyordu. Ona ayırdığı zamandan dolayı Roy'un kendisine binlerce dolarlık borcu birikmişti ama bu kadar parayı asla ödeyemeyeceği başından belliydi. Astrid bana Roy'dan bahsetmeye başladıktan sonra benim için bir öğrenciden çıkıp bir hastaya dönüştü. Öğrenciler hastalara karşı güçlü duygular besliyorsa Buna mesleki jargonda karşı aktarım diyoruz. Sürecinde biçim değiştirmesi gerekir. Astrid'in Roy ile ilgili bu duygularının kaynağı açıktı. Kendisinden 6 yaş büyük ağabeyi Martin. Astrid henüz ergenlik yıllarındayken annelerini meme kanserinden kaybettiklerinde Martin ona kol kanat germişti. İstismarcı babalarına karşı onu korumuştu annesinin cenazesinden eve dönerken Martin'in arabada ona sarıldığını ve kulağına ''Hayatının sonuna kadar bana güvenebilirsin Astrid, hep yanında olacağım.'' diye fısıldadığını hatırlıyordu. 1991'de orduya yazılıp Körfez Savaşı'na gidene dek de sözünü tutmuştu. Savaştan dönüşte ise yanında hem Körfez Savaşı sendromunun hem de çoklu madde bağımlılığına getirmişti. Astrid ona destek olmak için elinden geleni yapsa da Erol ne baş edememiş ve 2005'te aşırı dozdan ölümüne engel olamamıştı. Martin'in kurtaramadığı için de kendisini hiç affetmemişti. Roy'a olan aşırı düşkünlüğü de bir yerde abini kurtarma gitti. Martin'in ölümünden iki yıl sonra 16 yaşındaki oğluna çarpan Yıldırım başkalarına veya kendisini koruyabileceği yanılsamasına tuzla buz etmişti. İnsanın kendi çocuğunun yasını tutması diğer tüm yaslardan daha çetin bir süreçtir. Çoğu zaman yiğitsin, incelikle işlenmiş bir trajedi diye nitelendirdiği bu zehri akıtmanın tek yolu da gözyaşlarıdır. Takip eden yılda haftada iki defa gerçekleşen seanslarımızda Astrid'in gözyaşları durmak bilmedi. Ama zamanla kendini toparlamaya başladı. Hatta hayata karşı beslediği o bulaşıcı sevgi arada bir de olsa kendini gösterir oldu. Böylelikle görüşme sıklığımız haftada bire indirdik. Sonra da destek ve terapi arasında gidip geldiğimiz bir formata geçtik. Sonunda Astrid'in büyük oranda huzur bulduğunu gördüğüm için görüşmeleri bitirme konusunu gündeme getirdim ama hiçbir zaman tam manasıyla bitirmedik. Beni görmek ona iyi geldiği için birkaç haftada bir destek randevusu alırdı. Derken bir yıl kadar önce Astrid telesekreterime bir mesaj bırakarak birkaç gün önce bisikletten düştüğünü, hasarın ilk etapta çok büyük olmadığını ama morluklarının endişe verici bir hızla büyümekte olduğunu haber verdi. Dahiliye doktoruna ulaşamadığı için Acile gidip gitmemek konusunda tereddütte kalmış ve bana danışmaya karar vermişti. Onu geri aradım ve kan dolaşımında bu tür bir bozukluk varsa kesinlikle acile gitmesi gerektiğini söyledim. Birkaç gün ondan haber alamadım. Telesekreterine bir iki mesaj bırakıp acile gidip gitmediğini sordum. Oğlu bana geri döndü. Annesinin telefonlara yanıt veremediğini karaciğeri tutan bir bağışıklık sistemi hastalığı nedeniyle yoğun bakımda yatmakta olduğunu söyledi. Daha önce böyle bir hastalık duymamıştım. 50 yıl önce bitirdiğim tıp fakültesinde böyle bir hastalıktan hiç bahsedilmemişti. Tıp literatürünü hızlıca araştırıp oldukça ciddi hatta ölümcül bir hastalık olduğunu öğrendim. Tek şans karaciğer nakliydi. İki hafta sonra oğlu tekrar beni aradı ve annesinin durumunun hızla kötüye gittiğini, ileri derece sarılığı olduğunu ve akut karaciğer yetmezliğine girdiğini söyledi. Birkaç gün sonra ise müjdeli haberler vermek için aradı. Hastane nasıl olduysa annesine bir karaciğer bulmuştu. Nakil gerçekleşmişti. Astrid'in durumu ciddiyetini koruyordu ama en azından şimdilik stabildi. Üç hafta sonra Astrid'le telefonda kısaca konuştuk. Günden güne güçlendiğini, yakında taburcu edileceğini söyledi. Evinde iki seans yaptık. Çok geçmeden ofisime kendi başına gelebilmeye başladı. Resmen ölümden döndüm, dedi bana. Hayatımın en berbat, en korkutucu, en ızdıraplı dönemiydi ki, malum ben acılardan hayli nasiplenmiş bir insanımdır. Hastanede günler boyunca korkudan tir tir titredim. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Öleceğinden emindim. Seninle konuşamazdım. Kimseyle konuşamazdım. Sonra birden her şey değişti. Nasıl başardım bu değişimi? Belli bir dönüm noktası var mıydı? Evet. Çok net bir dönüm noktası vardı. Bir hemşireyle aramızdaki konuşma. Oldukça katı ve disiplinli bir hemşireydi ama iyi niyetli bir insandı. Çocukların beni ziyarete gelmeden hemen önceydi. Günlerdir durumum oldukça ağırdı. Ölmekten deli gibi korkuyordum. Sürekli ağlıyordum. Tam ailem odaya girmek üzereyken hemşire eğilip kulağıma hiç değilse çocukların için toparlan dedi. İşte her şeyi değiştiren bu söz oldu. Nasıl bir etkisi oldu bu sözün? Emin değilim ama çok güçlü bir sözdü. Nasıl olduysa beni sarstı o noktaya kadar korkmadan edemiyordum. Defalarca ölümün kıyısından dönmüştüm, konuşamıyordum. Elimden gelen tek şey ağlamaktı. Ama hiç değilse çocuklarım için toparlan sözü yeniden kendimden başka birilerini düşünmeye başlamamı sağladı. Bu sayede ailem için hala yapabileceğim bir şeyler olduğunu fark ettim. Onlara örnek teşkil edebilirdim o hemşirenin hakkını vermek lazım. Tatlı sert bir kadındı. Astrid hastaneden taburcu olduktan sonra yavaş yavaş eski hayatına dönmüştü. Yeniden hasta görüşmelerine başlamıştı. Ne var ki ölüm çok geçmeden tekrar kapısını çaldı. İyileşmesinden yalnızca birkaç ay sonra beyninde gerçekleşen bir anevrizma sebebiyle kuaförde aniden yere yığılıp oracıkta öldü. Anmaya katılan diğer insanlarla birlikte toplum merkezinden çıkarken aklımdan bunlar geçiyordu. Onca acı, onca zorlukla dolu bir yaşam, onca cesur mücadele, annesinin yasını tutması, babasının tahakkümünden kurtulması, abinin ve en önemlisi oğlunun ölümünü atlatması, gerek hastalarıyla çalışmalarında, gerekse benimle olan terapi sürecinde pek çok karmaşık sorunun üstesinden gelmişti genç bir adamın motosiklet kazasında yaşamını kaybetmesi sonucunda mucize eseri bulunan bir karaciğerle ölümcül bir karaciğer hastalığını yenmeyi başarmıştı. Derken meynin, beynindeki minik bir damar tüm bu acılara son vermişti. Her şey birden uçup gitmişti. Benliğinin o sıra dışı evreni, duyularından gelen verilerle dolu o bereketli hazine, koca bir yaşamın anıları, acı, cesaret, mücadele ve zafer deneyimleri, cerrahlardan ve hemşirelerinden oluşan bir organ nakli ordusu, yaşadığı korku, hıçkırarak ağladığı saatler, güç bela iyileşmesi. Hepsi niçindi? Niçin? Kutlamadan çıkmış yan sokaktaki arabama doğru yürüyordum ki omzuma hafifçe dokunan bir el beni içine daldığım düşüncelerden çekip çıkardı. Arkama döndüğümde karşımda tanımadığım bir yüz vardı. 50'li yaşlarında sarı saçları tel tel olmuş, demode bir siyah döpiyes giymiş, asık suratlı bir kadın. Bir an tereddüt etti. Benimle konuşmaya çekindiği belliydi. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama siz Irving Yalom musunuz acaba? Başımı onaylayınca sözlerini sürdürdü. Kitabınızın kapağından tanıdım sizi. Astrid ile ilgili düşüncelerime geri dönmek istediğim için diyaloğu sürdürüp sürdürmeme konusunda tereddütte kaldım. Gülümseyerek başımı hafifçe aşağı yukarı sallamakla yetindim. Kitabınız bana, kitabınızı bana Astrid vermişti. Ben Justin Casey. Astrid'in ameliyathanesinin hemşirelerindendim ve şey, acaba hala hasta kabul ediyor musunuz? Hala derken belki on... 15 senedir ve hatta daha uzun süredir kimse bana sadece hasta kabul ediyor musunuz diye sormamıştı. O hala sözcüğü mutlaka eklenirdi. Bana yaşlandığımı hatırlatan sinir bozucu ufak detaylardandı bu. Onu memnuniyetle kabul edeceğimi söyleyip kartımı verdim ve arayıp randevu almasını söyledim. Justin hızlı adımlarla uzaklaşırken Astrid'in bahsettiği hemşirenin o olup olmadığını düşünmeden edemedim. Acaba Astrid'in kulağına hiç değilse çocukların için toparlan diyen o muydu? Birkaç hafta sonra Justin ofisine girdiğinde Doğan'ın ona hiç de cömert davranmadığı dikkatimi çekti. Orantısız bir vücudu vardı. Sıska ve dar yüzü koca kafasına göre fazla ufak kalmıştı. Toplu vücudu da taşıdığı o dimdik başhemşire edasına hiç yakışmıyordu bana 50 yıl önce Johns Hopkins'te asistan olduğum dönemde yatan hasta servisimin baş hemşiresi soğuk ve katı Bayan Markum'u hatırlatıyordu. Yatan hasta servisim demek aslında komik kaçıyor. Çünkü orası bariz bir biçimde Bayan Markum'un servisiydi. Ah ah! O bitmek tükenmeyen, bitmek tükenmeyen doktor hemşire çekişmeleri. Geçmişi zihnimden bir hamlede uzaklaştırarak yeniden Justin'in yanına döndüm. Justin başını ağır ağır çevirerek ofisimi incelerken birkaç saniye sessizce oturduk. Bakışları duvardaki rafların birinde takıldı. Tanıdık kitaplar görüyorum Doktor Yalom. Birbirimize isimlerimizle hitap etmemize ne dersin? Erwin ve Justin diyelim mi? Bunu genelde tüm hastalara söylerim ama. Çoğu zaman bu kadar hızlı davranmam. Belki de bayan Markum'u zihnimden silmeye ihtiyacım vardı. Peki, olur ama biraz garip geliyor. Sonuçta siz seçkin bir psikiyatri profesörüsünüz, ben ise bir başhemşireyim. Yaşını başını almış bir profesör demediğin için çok teşekkür ederim. Belli belirsiz gülümsedi. Elimden geleni yapacağım ama unutabilirim. Hitabet konusunda biraz eski kafalıyımdır. Gözleri yeniden kitaplığıma kaydı. Kitaplarının çoğunu okudum. Benim için önemlilerdi. Benimle temasa geçmene de kitaplar mı vesile oldu? Evet, kısmen. Kısmen de hastamız Astrid. Senden ve ona nasıl yardımcı olduğundan sık sık bahsederdi. Hastamız tabiri hoşuma gitmişti. Bu bir bağ kurmamıza yardımcı olabilirdi. Onu uzun zamandır tanıyordum. İyi bir kadındı. İyi de bir terapistti. Ama söylesene, kitaplarda sana bilhassa hitap eden bir şey var mıydı? diye sordum. Belki Astrid'in bana verdiği güneşe bakmak ölümle yüzleşmekte olabilirdi. Kitabın büyük bir kısmının altını çizdim. Defalarca okudum. Ben bir ameliyat hemşiresiyim. Zamanımın büyük bir kısmı durumu ağır olan onkoloji ve nakil hastalarıyla geçiyor. İş yerinde her gün ölümle yüzleşiyorum. Schopenhauer tedavisi romanını da sevmiştim ama ana karakterin kötü huylu mel melanomu vardı. Hiç aklından çıkmıyor. İçimden bir ses ki bu bir tahminden biraz daha fazlası sanırım zaten bu konuya girmiş olduğunu söylüyor. Ama ben yine de daha doğrudan sormak istiyorum. Seni buraya getiren nedir? Şu an neyle mücadele ediyorsun? Justin gürültülü bir nefes verdi kollarını iki yana sarktı ve arkasına yaslandı. <laughs> Neyle mücadele etmiyorum ki? Pek çok şey oluyor. Duraksadı. Kaygısı çok net görülüyordu. Nefesini tut ve suya dal. Suya dalacaksın. Burada güvendesin. Şaşırmış bir hali vardı. Belki de ona Justin diye hitap etmemi yadırgıyordu. Gözlerini bana doğrulttu. Bugüne dek ona güvende olduğunu söyleyen pek kimse olmamıştır diye düşündüm. Tamam dedi ve derin bir nefes aldı. Söylüyorum en ağır olanından başlayacağım. Bir ay kadar önce ayağımdan bir ben aldırdım. Patolojiden kötü huylu melanom sonucu geldi. Haliyle Chopin ağır tedavisindeki Julius karakterine ilgim çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Ölümünün anlatıldığı kısmı defalarca okudum. Hepsinde de ağladım. Melanom meselesine üzüldüm Justin. Doktorun ne dedi tam olarak? İyi değil ama daha kötü olabilirdi. Lezyonda biraz ülser oluşmuştu. 4 mm kadar da derindi. Ama ilk lenfatik drenaj bölgesi olan sentinel not temizdi. Biliyorsunuz değil mi? Inguinal notlar. Psikiyatrlarla konuşurken tıp bilgilerinin ne kadar taze olduğundan emin olamıyorum. Bu tarz güncel tıp uygulamalarına tam olarak hakim olmadığımı itiraf etmeliyim. Öte yandan çok sayıda onkoloji hastasıyla çalıştığım için bu noktaya kadarki kısımları takip edebildim. Güzel. Notlara yayılmamış olması elbette ümit verici ama lezyonun derinliği pek de hayra alamet değil. Julius kadar kötü bir durumda değilim ama nüksetme olasılığı yüksek. Patolog bu oranın neredeyse yüzde 50 olduğunu söyledi. Dolayısıyla şimdilik bu gerçekle yaşamaya çalışıyorum. Kısa bir süreliğine sustuk. Onun adına üzülmüştüm. Yüzde 50 nüksetme olasılığı. Ve olur da nüksederse herhangi bir tedavi seçeneği yoktu. Eminim o da bunun farkındaydı. Kendimi onun yerine koymaya çalıştığımda sırtımdan ter boşalır gibi oldu. Bu çok zor bir durum Justin ama bunu biriyle paylaşmak sana da iyi gelecektir. Bekle, daha bitmedi. Haklısın. İlk cümlen aklımda. Neyle mücadele etmiyorum ki? Başka neler oluyor hayatımda? İş. Hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor. Sıkıntılı bir işim var. Mesela Astrid'i düşün. Ona haftalarca baktım. Ona alıştım. Birbirimizi yakından tanıdık ama şimdi öldü. Oysa ne kadar çok uğraşmıştık. Çok ama çok hastaydı ölümün eşiğindeydi. Bilirubin seviyesi ve protombrin aktivitesi uçmuş durumdaydı. Sarılığı ise daha önce hiç görmediğim kadar ileri düzeydeydi. İşte onu bu noktadan geri çevirdik ve yeniden sağlığına kavuşturduk. Şimdi ise aradan henüz birkaç ay geçmişken aniden pat diye ölüverdi. Ve Astrid bu noktaya gelmiş pek çok hastadan yalnızca biri. Hastalarımın büyük kısmında benzer bir hikaye var. Sistik fibroz akciğer nakli hastalarım olsun, ileri evre yumurtalık, rahim veya pankreas kanseri hastalarım olsun. Onlarla yakınlaşıyorum. Onları kurtarmak için ölümüne uğraşıyorum. Peki niçin? Genelde çok geçmeden ölüyorlar. Ölüm yolculuğunda onlara eşlik etmekten başka bir işe yaramıyorum. Öte yandan şöyle de bir ikilem yaşıyorum. Eğer onlardan uzak durursam işinin gerekliliklerini yerine getirmeyen kötü bir hemşire olurum ama işimi yaptığımda ise ben yanıyorum. Kulağa hayli tanıdık gelen bir durum bu Justin. Çok ama çok tanıdık. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Geçen gün Astrid'i anma töreninden sonra omzuma dokunduğunda biraz donuk kalmış olabilirim. Çünkü tam da senin bahsettiğin bu düşüncelere dalmış durumdaydım. Ben, sen, Astrid Hepimiz onca çaba gösterdikten sonra aniden her şey bitti. Aklım bir türlü almıyor. Geçen hafta omzuna dokunmakta tereddüt ettim zaten. Bir şeyleri böleceğimi hissetmiştim. Hayır, iyi ki yapmışsın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yaşamının kalanında olan biten, bahsetmek istediğin başka bir şey var mı? Justin başıyla hafifçe onayladı. Yaşamımın kalanı, sorun da bu. Kalan pek bir şey yok. Yaşamım çok sınırlı. Eşimle 20 yıl kadar önce ayrıldık. Derin bir nefes aldı. Şimdi en zor kısım. Bir oğlum var vardı. Uyuşturucu bağımlısıydı. Şimdi San Quentin'de hapiste. Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, uyuşturucu satma ve hırsızlık suçundan 10 yıl ceza aldı. Vardı dediğinde oğlunun öldüğünü sandım. Ben de onu kastettim zaten. Benim için öldü. Dilerim onu bir daha hiç görmem. Onu tamamen sildim. Tamamen. Artık bir çocuğum yok, yapayalnızım. Bu insanın canını acıtacak bir durum. Eğer bu konuda düşünseydim canım yanardı belki ama dediğim gibi onu sildim artık. Yıllardır bana çektirmediği kalmadı. En sonunda da elimde ne var ne yoksa alıp gitti. Tüm bu saydıkların için işin olsun, hastalığın olsun, eşin veya oğlun olsun herhangi bir yardım aldın mı? Justin başını iki yana salladı. Hiç almadım. Dayanıklı kadınımdır. Herkes beni böyle bilir. Sanırım böyle tanınmak benim de hoşuma gidiyor. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Şimdi burada olabilirim ama geri gelmişken söyleyeyim. İki ya da bilemedin üç seanstan fazlasını istemiyorum. Yüklerimi yeniden sıklasam bana yeter. Ayrıca oğlumun hırsızlıkları yüzünden hala kredi kartı borçlarına gömülü halde olduğum için daha fazlasına bütçem olduğunu da sanmıyorum. Melanom tekrar uyanırsa ve ilerlemeye karar verirse daha ne kadar çalışabilirim bilemiyorum. Duraksadı ve bana baktı. Bu senin için uygun mudur peki? Yani böyle kısa süreli görüşmek. Bana karşı açık olmanı rica ediyorum. Astrid öyle lafı dolandıran bir tip olmadığını söylemişti. Benim için sakıncası yok. Üç seanslık bir plan yapalım. Bugüne ek olarak iki seans daha. Eğer ileride daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu düşünürsen tekrar değerlendiririz. Açıkçası böyle kısa süreli görüşme fikri beni de rahatlattı. Ben yanıyorum demiştin ya. Bu sözün beni tam 12'den vurdu. Astrid'in ölümü beni de yaktı. Evet, kısa süre görüşmek kulağa gayet iyi geliyor. Sanırım bunun beni yanmaktan koruyacağını düşünüyorum. Vay canına, Astir tatlıymış. Lafı hiç dolandırmıyorsun. Buna alışık değilim. Servisteki psikiyatrlar genelde kaçamak yanıtlar verirler. Kaçamak yanıtlardan kaçınmak için elimden geleni ardıma koymayacağım. Şimdi sana seni yine şaşırtacağını düşündüğüm bir soru sormak istiyorum. Seansın şimdiye kadarki kısmı nasıl geçti? Daha yeni başlıyoruz biliyorum ama şimdiden özel hayatımın büyük bir kısmını bana açtın ki bunu çok sık yapmadığını tahmin edebiliyorum. Çok ama çok nadiren. Ama sayende canım mümkün olduğunca az yanıyor. Kendimi açabildiğim iki yakın arkadaşım var. Connie ve Jackie. Üniversiteden beri arkadaşız. Ülkenin apayrı uçlarında yaşıyoruz ama Skype veya telefonla haftada en az bir defa ko konuşuyoruz. Connie'nin ailesinin Michigan gölünde çok güzel bir yazlığı var. Her yaz orada toplanıyoruz. Onlara sırdaşın diyebilir miyiz? Justin başına evet anlamında salladı. Evet, neredeyse her şeyimi bilirler. Oğlumu bile biliyorlar. Onlar benim tek sırdaşlarım. Benim haricimde mi? Evet, ama onlara melanom hastalığından bahsetmedim. Onu sadece seninle paylaştım. Neden? Cevabı biliyorsun bence. Kanser çok ağır bir konu. Yakın aile bireyleri olmadıkları müddetçe kanser sözcüğünü duyan insanlar senden koşarak uzaklaşırlar. Johnny ve Jackie de yapar mı bunu? Hmm. Bilmem. Muhtemelen yapmazlar. O halde onlara neden söylemiyorsun? Oo, bayağı yükleniyorsun bana. Çok mu zorladım? Kusura bakma. Yo yo sen bana bakma. Muhtemelen böylesi benim için daha iyidir. Genelde insanları zorlayan ben oluyorum. Bir defa olsun zorlanan tarafta olmak öğretici oluyor. Ayrıca gayet doğru noktalara parmak basıyorsun. Bunun da çok iyi koku alıyor çünkü önümüzdeki ay Koni ve Jackie ile geleneksel buluşmamız olacak. İki haftadır onlara kanser haberini verip vermeme konusunda kafa patlatıyorum. Hatta Doğrusunu söylemek gerekirse sana başvurmamın temel sebebi de bu konudaki kararsızlığım olabilir. Buna biraz daha yakından bakalım. Onlara hastalıktan bahsetme konusunda seni en çok korkutan şey nedir? Sanırım bana acımaları ve benden uzaklaşmaları. Kendimi en gerçek hissettiğim zamanlar bu anlattığım görüşmeler. O nedenle riske atamıyorum. Onları kaybetmekten korkuyorum. Çocukluğumda, New York'ta yaşarken büyük annem her yaz Adirondacks'taki yaz kampına gidebilmem için gereken parayı zar zor denkleştirirdi. Çoğu çocuk kampa benim gibi iki aylığına gelirdi ama bir aylık gelenler de vardı. İlk ayın sonlarına doğru erken ayrılacaklarımdan kendimi çektiğimi ve uzun kalacaklarla vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Ölümle kurduğum ilişki pek mit verici değil yani burada bir risk aldın ve bana kanserden bahsettin. Bana sormak istediğim bir şey var mı? Justin gözlerini şaşkınlıkla bana çevirdi. Gerçekten bunu soruyor musun? Bak bu da sürpriz oldu. Psikiyatrların özel sorulara cevap verdiğini bilmiyordum. Kısa bir süre düşündükten sonra Evet, bir sorun var aslında dedi. Bana acıyor musun? Seni temin ederim ki sorunu geçiştirmeye çalışmıyorum ama acımak sözcüğünü ne zaman duysam afallarım. Acımak derken tam olarak neyi kastettiğini açıklar mısın? Neden bana sorumu geçiştirmeye çalışıyormuşsun gibi geldi acaba? Peki başka bir dille ifade edeyim. Hastalığımdan bahsettiğimde bana karşı tam olarak ne gibi şeyler hissettin? Üzüntü, merhamet, endişe. İlk duygularım bunlardı. Sonra ben bu teşhisi alsam nasıl hissederdim diye düşünmeye başlayınca içimde bir korku uyandı. Hatta neredeyse terlediğimi hissettim. Acımak sözcüğüyle şöyle bir sorun yaşıyorum. Sanki karşımdaki kişinin benden farklı ya da aşağı olduğunu olduğu izlenimini veriyor. Aç bir köpeğe veya yaralı bir kediye acırım. Ama Justin sen bir öteki değilsin. Sen benden farklı değilsin. Hepimizin er ya da geç yüzleşeceği bir şeyle şu an yüzleşiyorsun. Benim belli bir hastalığım yok ama ileri yaşımdan dolayı ölümü sürekli düşünmek zorunda kalıyorum. Bana öyle geliyor ki arkadaşlarım da sana benzer bir tepki verecektir. Ben bile seni yalnız bırakmayı hayal edemezken onların bunu yapmasına ihtimal vermiyorum. İkinci buluşmamızda Justin tavsiyemden dolayı bana teşekkür etti. Arkadaşlarına melanomdan bahsetmiş, onlar da ona şefkatle kucak açmışlardı. Justin'in bu görüşmede bana karşı daha sıcak olduğunu hissettim. Gülümseyerek teşekkür ettikten sonra oğluyla ilgili meseleye döndü. Seansın kalanında da tek evladımın kabusa dönen yaşam öyküsünü anlattı. Belki de hiç evlenmemeliydim. Evleneceğimi hiç sanmazdım zaten. Hantal ve tuhaf bir çocuktum. Çekici bir yanım yoktu. Doğuştan gelen o kadınsı kurnazlık bende olmadığı gibi hayatımda bana yol gösteren bir kadın da olmadı. Annem ben 9 yaşındayken Rahim ağzı kanserinden öldü. Kardeşim yoktu. Babamsa pek ortalıkta görünmezdi. Cahil, sert bir kamyon şoförüydü. Eve ancak hafta sonları gelirdi. Beni Yugoslav göçmeni babaannem büyüttü. Doğru düzgün İngilizce konuşamayan mutsuz bir kadındı. Erkekler bana bakmazdı. Her ne kadar bazı tek gecelik ilişkilerim olsa da erkeklerle uzun süreli bir ilişki kurmayı başaramadım. Hamile kalmasam ve babaannemin de yardımıyla bebeğin babasını zorlamasam muhtemelen evlenemezdim. Hemşirelik okulundan mezun olalı 5 yıl olmuştu. Evlilik bir hataydı. Zalim, alkolik bir adamdı eşim. Beni ve James'i öyle çok hırpalıyordu ki bir gün o işteyken bavulumu topladım ve James'i de alıp kaçtım. James o zamanlar 3 yaşındaydı. Yüzlerce kilometre öteye, Chicago'ya taşındık. Burada Michael Reese Hastanesi'nde işe girdim. Arkama hiç bakmadım. Eşimle bir daha hiç iletişim kurmadım. Bizi aramak için çok çaba gösterdiğini de sanmam. Muhtemelen gitmemize memnun olmuştur. Devam et. Bana James'le ilişkinizden bahset. Onun için elimden geleni yaptım. Haftada 40 saat çalışan bir hemşireydim. Kalan zamanımı da ona annelik ederek geçiriyordum. Kendime ait bir hayatım yoktu. Hiç. Sıfır. James de sürekli sorun çıkarıyordu. Uyku, yürüme, konuşma, diğer çocuklarla oynama gibi her alanda sıkıntı yaşıyorduk. Bir de hayatı boyunca mevcut olan disiplin sorunları vardı. Artık bu konuda çok şey okumuş durumdayım ve sanıyorum ki James doğuştan sosyopattı. İçinde çok derinlerde bir yerde genetik bir arızası vardı. Öğrenme konusunda da zorlanıyordu. Odaklanamıyordu. Okumayı hiçbir zaman doğru düzgün öğrenemedi. Hep özel eğitime gitti. Herhalde bugün olsa ileri seviye dikkat eksikliği tanısı alırdı. Justin seansın büyük kısmını bana James'in tıbbi ve psikolojik sorunlarına aldığı tedavileri anlatarak geçirdi. Ritalin, antikonvülsanlar ve hatta antipsikotikler de dahil olmak üzere pek çok ilacı denedik. Hiçbiri işe yaramadı tüm paramı tıbbi ve psikolojik yardıma harcadım. Hepsi boşa gitti. Ergenliğe girdiğinde keyif verici maddelere daldı. Eline ne geçtiyse kullandı. Onu detoks merkezlerine, rehabilitasyon kliniklerine ve doğal yaşam kamplarına gönderdim. Hepsinden kaçtı, her şeye ayak diridi. 16 veya 17 yaşındayken de daha sert uyuşturuculara geçti. En önemlisi de eroine başladı. Bunun üstüne film zaten tamamen koptu. Benden bulabildiği her şeyi çalıyordu. Kredi kartlarımdan binlerce dolar çekmişti. Hırsızlıkları komşularımıza ve arkadaşlarımıza da sıçrayınca nihayetinde onu evden attım ve evlatlıktan reddettim. En son San Quentin'de olduğu haberini aldım. İşte hepsi bundan ibaret. Anlatırken bile yoruldum. Justin koltuğuna yaslandı ve göz yaşlarını peçeteyle sildi. Bir müddet sessiz kaldıktan sonra gözlerini kaldırıp bekledi. Sana bu hikayeyi anlatacağım anı tüm hafta boyunca kafamda canlandırdım. Bu konuşmanın provasını yaptım ve senin ne tepki vereceğini kestirmeye çalıştım. Nasıl bir tepki vermeni bekliyordum? James'in çocukluğuna dair olumlu anılarımızı soracağını düşündüm. Onu geceleri yatağa yatırışma veya birlikte geçirdiğimiz keyifli zamanlara ilişkin sıcak duygularımı. Sana şöyle yanıt verecektim. Hiçbir örnek gelmiyor aklıma. Gerçekten. Tek bir örnek bile. Haklısın. Tam isabet. Gerçekten de bunu sorabilirdim. Ama yanıtın oldukça karanlıkmış. Bu anlattıklarım beni hüzünlendirdi. James için de üzüldüm elbette ama daha çok senin için üzüldüm. Söylesene, tüm bunları Connie ve Jackie ile de paylaşmış mıydın? Her şeyi başından beri. James'de doğduğu günden bu yana yanımdalardı. Ama burada sana tüm hikayeyi tek bir seferde anlatmak daha farklı bir deneyim oldu. Daha önce bunu yapmamıştım. Bitmiş vaziyetteydim. Senden daha fazla şey isteme konusunda rahatsızım ama başlamışken ne var ne yoksa dökmek en iyisi. Tıpkı bir apseyi boşaltmak gibi. Şu an burada benimle olan deneyiminden bahsedebilir misin? Utanç. Sanki evime gelmişsin de her yer pislik içindeymiş gibi. Bir an duraksadıktan sonra çocuğun var mı? diye sordu. 4. Ebeveyn olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Dolayısıyla canının ne kadar yandığını anlayabiliyorum. Yine de durma. Her şeyi anlatmanı istiyorum. Korkunç bir anneydim sanırım. Ama inan elimden gelenin en iyisini yaptım. Yazık. James. San Quentin'deki o mahluk. Nasıl söylesem, o benim bir parçam. Sanki üstünde herkesin görebileceği bir etiket var. Justin Kesey'in üretimidir. Herkesin böyle düşündüğünü mü düşünüyorsun? Justin iç geçirerek başıyla onayladı. Evet, hikayemi bilen herkes. Hikayeni ben de biliyorum ve böyle düşünüyorum. Zor da olsa konuşmaya devam et lütfen. Bana sormak istediğin başka bir şeyler var mı? Korkunç bir annemiyim ben. Ben James miyim? O ben mi? Hiçbiri. Senin iyiliğini gözettiğimi bilmeni isterim Justin. Burada tek amacım sana yardımcı olmak. İnan bana bu tür bir düşünce bir defa olsun aklımdan geçmedi. Şu an düşüncelerim büyük oranda kendine ne kadar sert davrandığını konu alıyor. Bugün burada kesmek zorundayız. Ama son seansımızda kendine daha nazik davranmak üzerine konuşmak istiyorum. Ertesi hafta Justin ofisime elinde ikiye katlı bir kağıtla girdi. Dün gece bir rüya gördüm. Kitaplarını okuduğum için rüyalara önem verdiğini biliyorum. Bu rüya beni sabah dört gibi uyandırdı. Sanırım seninle ilgiliydi. Konuş bakalım. Kağıdı açtı. Bu rüyanın bir parçası. Çoğunu hatırlayamadım. Bir evin bahçesindeyim. Cam kapıdan içeriye, kocaman karanlık bir odaya giriyorum. Nedense bahçe bana bu ofisin bahçesini hatırlatıyor. Ama gece olduğu için pek bir şey seçemiyorum. Odaya girince ufacık bir sandalyenin arkasına saklanıp beklemeye başlıyorum. Elimde bir silah var. Derken sandalyenin ortadan kaybolduğunu fark ediyorum. Biri alıp götürmüş ve ben artık tamamen görünür haldeyim. Savunmasızım. Çok korkuyorum. İşte bu noktada ter içinde uyandım. Bu rüyayla ilgili tahminlerim var mı? nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Bu son seansımız olduğu için derinlemesine inceleyecek vaktimiz yok. Ama genelde rüyanın bazı kısımlarını düşünüp serbest çağrışımla aklıma gelenleri paylaşmanı isterim. Yani sesli düşünmeni ve düşüncelerini sansürlememeni. Ancak vaktimiz dar olduğu için istersen konuya ilk ben gireyim. Bu rüyada benim en çok dikkatimi çeken rüyanın geçtiği mekan oldu. Benim ofisimin bahçesine benzediğini söylüyorsun. Ayrıca bu rüyayı tam da randevumuzdan bir önceki gece görmüşsün. Bu konuya dair söylemek istediğin bir şey var mı? Senin bahçene benzemiyordu. Senin bahçende. Tıpkı senin ofisinin önündeki gibi çakıl taşlarının seslerini duyabiliyordum. Ama pencere ve geniş oda tanıdık gelmedi. Büyük bir oda. Belki bir film seti. Bu nereden çıktı bilemiyorum. Sonra da ufak bir sandalyenin arkasına saklanmaya çalışıyorsun ama o sandalye seni pek koruyamıyor. Çok geçmeden ortadan kayboluyor. Yani ofisimdesin ve aniden sığınağından oluyorsun. Peki bu sana neler düşündürüyor? Demek istediğini anladım. Bir ofisteyim. Burası belki senin ofisin ve siperim aniden alınıyor. Artık saklanamayacak duruma geliyorum ve korkuyorum. Sperinin aniden alındığını söylüyorsun ama aslında buraya gelmeye karar vererek onu kaldıran sensin, dedim. Sandığımdan daha zor oldu. Senden saklanamadım veya saklanmadım ve göğsüm çırılçıplak kaldı. Göğsüm çırılçıplak kaldı derken, öyle demek istemedim, dedi Justin. Yanakları kızarmıştı. Yani göğsümdeki tüm sıkıntıyı attım. Bu tuhaf dil sürçmesinin nice anlamlar barındırdığına şüphem yoktu. Ama bu son seansta bunları keşfedecek vaktimiz olmayacaktı. Yine de Justin terapiye devam etmek isterse diye kafamın bir köşesine not aldım. Rüyanın bir başka boyutu da gece vakti gizli gizli bir camdan içeri sızman ve içeride saklanman. Acaba bu kısım ilk karşılaşmamızı temsil ediyor olabilir mi? Astrid'in amatör töreninde karşılaşıp randevulaşmak, Tek de ofise ana kapıdan girmek sayılmaz. Sonra da sadece birkaç seans sürmesini sağlıyorsun. Evet, çok doğru demek istediğinizi anlayabiliyorum. Öte yandan elindeki şu tabanca aklıma takılıyor. Onunla ilgili düşüncelerin nedir? Tabanca demedim, silah dedim. Rüyayı hala zihninde canlandırabiliyor musun? Justin gözlerini kapattı ve adeta dalıp gitti. Evet, işte orada görebiliyorum ama net değil. Elimde bir silah var ama kesinlikle tabanca değil. Çok daha büyük bir şey. Bazuka olabilir. Yo yo bu bir atom bombası. Gözlerini açtı ve başını iki yana salladı. Epey bir duygu uyandı. Lütfen bu duygularla kalıp devam et. Ne düşünüyorsun bu kocaman silahla ilgili? Diye sordum. Buraya benim tehlikeli olduğumu gösteriyor. Tehlikeli olma ifadesini biraz açalım. Aslına bakarsan ben gerçekten de tehlikeliyim zehirliyim. İçim öfke dolu. Zihnimde herkesle ilgili kötü, öfkeli düşünceler dolanıyor. Bu nedenle insanlardan uzak duruyorum. Bu nedenle bu kadar yalnızım. Bir iki dakika kadar sustuk. Vakit gelmişti. Ona söylemek istediklerimi, söyleme ihtiyacı duyduklarımı kafamda kurgularken tereddüt ettim. Sana söylemek istediğim bir şey var. Şu ana kadar bunu söylemeye çekindim çünkü hastamın gizlilik hakkıyla ilgili tereddüt yaşadım. Bu, Astrid'in bana terapimiz esnasında söylediği bir şey. Normalde bir hastanın bana söylediği bir şeyi başkasına asla anlatmam. Ama bunu duymanın önemli olduğunu düşündüğüm için sessiz kalmak istemiyorum. Ayrıca eminim Astrid bunu paylaşmamdan rahatsız olmazdı. Justin gözlerimi üstüme dikti. Astrid bana en kötü zamanlarında artık ölmek üzere olduğundan emin olduğu ve ağlamadan duramadığı bir dönemden bahsetmişti. Ailesinin ziyaretini beklerken bir hemşire eğilip ona hiç değilse çocukların için toparlan demiş. Duraksayıp Justin'e baktım. Yüzü hatta tüm bedeni ölü gibi hareketsizdi. Adeta zamanda donmuştu. İsim vermemişti ama biraz sert olmasına rağmen oldukça saygı duyduğu bir hemşire olduğunu söylemişti. Bu hemşire sen miydin Justin? Bunu ona söyleyen sen miydin? Evet ben. Astrid bana bu sözcüklerin, yani senin sözcüklerinin onu dönüştürdüğünü söylemişti. Bu sözün onun için bir dönüm noktası olduğundan bahsetmişti. Bugüne kadar duyduğu en faydalı söz olduğunu düşünüyordu. Neden? Nasıl? Bu sözün onu aniden mucizevi bir biçimde kendine getirdiğini ve başkalarının düşünmeye başlamasına vesile olduğunu, ona bir anlam kazandırdığını, ölüyor olsa bile ailesine verebileceği bir şeylerin hala olduğunu söylemek, ölümle nasıl yüzleşmek için bir örnek teşkil edebileceğini fark etmesini sağladığını söylemişti. Ona paha biçilemez bir armağan vermişsin. Justin bir süre bir şey söylemeden durduktan sonra, Tanrım, bu hayatımda duyduğum en zalim şaka dedi ve camdan dışarı bakıp adeta transa geçmiş gibi sözlerini sürdürdü. ''En zalim şaka. Çünkü ben Astrid'in kulağına fısıldamadım. Dişlerimin arasından alaycı bir öfkeyle söyledim bunu. Evet, aynen öyle. Astrid'in her şeyi vardı. Güzel vazolarla ve çiçeklerle dolu bir oda, koş topu büyüklüğünde bir tek taş, güzel torunlar, kalabalık bir aile, arkadaşlar.'' onun yaşamına sahip olmak için her şeyimi verirdim ki buna hastalığı da dahil. Buz mavisi kaşmir bornozunu giyip ardı arkası kesilmeyen ziyaretçilerini ağırlardı. Eşi o lanet yatından belki yüz kere bahsetmiştir bana. Terapisti ve yakın dostu Doktor Yalom'un imzaladığı kitaplarda da hemen başucunda dururdu. Ve tüm bunlara rağmen her gün ağlayıp zırlardı. Zavallı bir haldeydi. Bense ona karşı delicesine kin duyuyordum. Onun bu halleri beni çileden çıkarıyordu. Ama tüm bunlara rağmen onu bu denli rahatlatan kişi de yine sen olmuşsun, dönüştürücü demişti Astrid. Sen onun hayatını değiştirmişsin. Bu bilgiyle ne yapacaksın şimdi? Justin yanıt vermedi. Yalnızca başını usul usul iki yana salladı. Saate baktım. Vaktimiz dolmak üzere ve ben kapanışı yapmakta zorlanıyorum kendini bu kadar suçlamana rağmen bir yanım doğru sözcükleri seçmeyi başarmış. Ne de olsa önemli olan düşünceler değil, eylemlerdir. Seninle bir düşünce deneyi yapalım Justin. Başını doğrultup bana baktı. Diyelim ki diye sürdürdüm sözümü. Bugüne dek yardımcı olduğum ve hatta belki dönüştürdüğüm insanlar burada. Ofisimde sıraya girmişler. Sıra tam burada başlıyor. Sandalyemin hemen ilerisinde bir noktayı işaret ettim. Sana minnettar olan herkesi, yaşayan ve yaşamayan hepsini hayal et. Gözünün önüne kimler geliyor? Lütfen bunun için çabala. Justin sessizce başını evet anlamında salladı. Muhtemelen ofisin kapısından sokağın aşağısına kadar upuzun bir kuyruk olmuştur. Öyle değil mi? Evet, dedi Justin yumuşak bir ses tonuyla. Onları görebiliyorum. Bir kısmı Michael Reese hastanesinde çalıştığım dönemden. Yaşayanları, ölmüş olanları, İyileşmekte olanları ve ölüm döşeğindekileri görebiliyorum. Asterisk sıranın önlerinde duruyor. Ve evet, sıra gerçekten çok uzun. Görüş alanımın bile ötesine uzanıyor. Uzun bir duraksamadan sonra devam etti. Teşekkürler. Bu gerçekten de iyi geldi. Ama hala konuşulması gereken pek çok şey var. Öfkem dinmedi. Kötü düşünceler pusuya yatmış bekliyorlar. O düşüncelerin hepsi eski ve ilkel. Kökleri ta o zorlu Bahtsız günlerine uzanıyor. Dürüstçe edinilmiş bir öfke bu. Elbette bu öfke ve suçluluk duygularının büyük bir kısmı evlatlıktan reddetsen de unutmamış olduğunu ikimizin de bildiği oğlunla bağlantılı. Tüm bu duyguların deşilmesi, incelenmesi ve sonunda dağıtılması gerekiyor. Bu zaman ve rehberlik gerektiren bir uğraş ama yapabilirsin. İstersen bunu başarabileceğinden hiçbir kuşkun yok. Rehberliği de ben memnuniyetle sağlarım. Justin hiçbir şey söylemeden öylece oturdu. Göz yaşları yanaklarından süzülüyordu. O haşin, bana bayan Markum'u hatırlatan kadın gitmiş, yerine yumuşacık, sevimli, neredeyse sarılmak isteyeceğiniz bir kadın gelmişti. Başını yukarı kaldırdı. Sahiden mi? Peki, yanmakla ilgili o söylediklerimiz ne olacak? diye sordu. Doğru olanı yapmamak yanmaktan da kötüdür. Dahası bence sen buna değersin. Hazır olduğunda beni ara. Justin ayağa kalkıp eşyalarını topladı. Kapıya kadar ona eşlik ettim. Giderken son bir kez arkasına dönüp bana hızlıca baktı. Gözlerinde acı ve keder kadar gurur da vardı. Beni arayacağını umuyordum. 6. Bölümün Sonu Arkadaşlar kitap seslendirme işini gönüllü ve amatör olarak yapıyorum. Yapıcı yöndeki eleştirilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoş kalın.